Selam canikolar, bugün birlikte yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Acayip bir güncelleme geldi, biraz kafalar karışık, o yüzden sizi aydınlatmaya çalışacağım. Yapar mısınız yapmaz mısınız bilmiyorum. Hemen güncellemelere bakalım. Güncellemede artık auto open açık seyahat 8'li pet açabiliyorsunuz. Petler bölümünde biliyorsunuz otoyu aldığımız zaman, şuradaki otoyu kullandığımız zaman sadece birer tane açılıyordu. Artık ayarlardan 8'li yapabiliyoruz. Ayrıca global mesajlar vardı biliyorsunuz. Bilmem ne Omega çıkarttı, bilmem ne o çıkarttı, Kraken çıkarttı diye. Onları da kapatabiliyorsunuz. Ses efektleri falan var. Tek değişim burada. Otomatik açmaya 8'li ekleme olayı geldi. Güzel oldu. Şimdi en önemli güncellemeden bir tanesi, 4. dünyada artık dünya boost'u var. Yani her dünyada düşüyor. Burası 4. dünyada %25, 3. dünyada %20 görüyorsunuz. Ve 2. dünyaya geldiğimiz zaman boost diye bir şey kalmıyor. 3. dünyada başlıyor çünkü boost. Artık boost yok. Prestige'e geleceğiz. Aslında bunu yapmamam gerekiyor. Çünkü bu kadar kasmışken buradan rebirth atmak çok saçma olacak ama yapacağım. Süper rebirth atıyorum. Şimdi süper rebirth'te neler kaybediyorsunuz onu anlatacağım. Statlarınızın hepsi gidiyor, bunu biliyoruz zaten. Ondan sonra dünyalar da siliniyor. Normalde rebirth attığımız zaman dünyalar silinmiyordu ama artık dünyalar da siliniyormuş. Ve artı bir süper rebirth token'ı verecekmiş bize. O da %100 boost verecekmiş ayrıyeten ödül olarak. O yüzden süper rebirth'ı atalım. Çok büyük bir saçmalık yaptım ama sizlere göstermek için yapıyorum bunu. Tekrardan o bölgeye geleceğim. Sorun değil, sizin yapmanız gereken sadece videoya like atmak. Şimdi süper rebirth attık, petlerimiz yerinde duruyor. En iyisini kuşan diyelim. Şimdi bir almaya başlayalım, bakalım bu bölgede ne kadar alıyoruz. Ayrıca bu etkinlik yumurtaları geldi. Sakın bu etkinlik yumurtalarıyla uğraşmayın. Çok saçma ve de çok zor çıkıyor. Birinci bölgedeki buraya geliyorsunuz. Buradan uğraşmanız daha mantıklı. En normali 420 veriyor size. Bunlar da zaten, şimdi ben size göstereyim petlerde. Evil Mushroom var. Evil Mushroom 12k veriyor. 12k. Kesinlikle bu etkinlikle uğraşmayın. Çok saçma geliyor bana. Evet, 458k. Hemen boss'u geçtik. Ama boss'u geçmemiz yetmiyor. Çünkü 15k win biriktirmemiz gerekiyor. Hemen 15k win biriktiriyorum ve geliyorum ben. 15k win'i biriktirdim. Şu anda tam 448 alıyorum. Süper Rebirth'ı attıktan sonra bu bölgede. İkinci bölgeye geçeceğim. İkinci bölgeye geçelim. Orada ne kadar alacağız? Süper Rebirth'ı attıktan sonra hemen bir bakalım. Çünkü bir rebirth daha atacağım. Bir süper rebirth daha atacağım. Aradaki farkı anlamak için. 448 alıyorduk. Şimdi burada da 3.2B alıyorum. Tamam. Şimdi buranın boss'unu yenmemiz lazım. Buranın boss'u ne kadar istiyordu? Hemen bir bakalım. 96B'miz varmış zaten. Hemen buranın boss'unu yeneceğiz. Buranın boss'unu yenmekle yetmeyip bir de 20 milyon win kazanmamız lazım. Ben kazanıp hemen geliyorum. 20 milyonu yaptık şu anda ve diğer bölgeye hemen geçelim. Diğer bölgede biliyorsunuz ki yeni gelen güncellemede 3. dünyadan başlayan bir boost var. Bir şey daha eklendi güncellemeye ama yapmanızı kesinlikle önermem. Bunu aldım ben. Bunu aldıktan sonra canikolar, bu kadar win gitmesi gerekirken benim winim bu kadar oldu. Size şimdi onu göstereceğim. Normalde benim en son attığım videoda bile 200 QA gücüm vardı. Şu anda görüyorsunuz 163 QA kaldı. Bunun sebebi yine bir bug oluştu. Her güncelleme geldiğinde bu oyunda bir bug oluşuyor zaten. Yaklaşık 600 QA'm vardı. 500 QA gitti. Yani yapacak bir şey yok. Siz bu oyunu seviyorsunuz. Ben de seviyorum. O yüzden devam edeceğiz. Yani moral olsun diye bir like atabilirsiniz ama. Diğer ekrana geçiyorum hemen. Bu dünyada ne kadar alabiliyoruz? Hemen bir ona bakalım. Bu dünyada da 17B alıyorum. Süper rebirth attım. Başka rebirth atmadım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Burada birazcık kasacağız. Normal rebirth atacağız. Süper rebirth değil. Arada fark edecek mi? Buraya geldiğim zaman yine 17B mi alacağım? Yoksa daha mı yüksek alacağım? Ona bakacağım şimdi. Onun için de burada birazcık kasmam gerekiyor. Şu dombiliği yenmek için ne kadara ihtiyacım var? 1.6T'ye ihtiyacım var. Ben bu 1.6T'yi yapıp geliyorum. Şimdi 5.9T'ye yaptım. Rahat rahat bunu yenebileceğim. Evet, rahatlıkla yeniyorum. Biraz para kasacağım. Ondan sonra Super Rebirth 2 nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şimdi bence yeterlidir. 5 milyona kadar kastım ve bunu bir durdurayım artık. İkinci süper rebirth atmak için 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 34'e gelemedik.
Bu kötü oldu. Yine bu seviyeye gelip buradan devam etmem gerekiyor. Bir kere süper rebirth attık ve bu kadar da rebirth attık. Şu anki prestijime bakarsanız 595. Peki 448 alıyorduk birinci dünyada, şimdi ne kadar alacağız? 1.5 B alıyoruz. Bakın süper rebirth attık. Daha sonrasında burada 1.5 B alıyoruz. Ama süper rebirth ile normal rebirth arasındaki fark, ben şu anda 3. dünyaya gidebilirim. Hiçbir problem yok. Ama süper rebirth atarsak 3. dünyaya gidemiyoruz canikolar. Dolayısıyla 3. dünyaya gidemediğimiz için en baştan kasarak gitmemiz gerekiyor. Ama şu an şunu söylemek gerekirse, yani arada baya baya fark var. Şimdi 3. bölgeye geldim. 13.7B oldu ama buradaki bisepsi almamız lazım. Buradaki bisepsi aldığımız zaman daha çok verecek. Şu anda 59B oldu ve 2.4T oldu. Bence bu dombiliyle kapışmak için yeterlidir. Birazcık para kasmam lazım. Bir 20 milyon falan kasmam lazım. 20 milyon kastığım zaman büyük ihtimalle ikinci süper rebirth'ü yaparım diye düşünüyorum. Bence bu kadar yeterlidir. Çünkü 21 milyon kadar para yaptım. Bununla prestijden rebirth atacağız bakalım. Şimdi görmenizi istediğim şey, kaçıncı rebirth'te süper rebirth butonu çıkıyor. Onu görmenizi istiyorum. 640'ta falan çıkıyor diye hatırlıyorum. 625'te geldi. Şimdi ikinci süper rebirth'ü atacağım. Ama bunları bir kullanalım böyle. Kullan tamam. İkinci süper rebirth'ümüzü atıyoruz. Normal rebirth attığım zaman biliyorsunuz ki dünyalara geçebiliyordum. Ama bütün dünyalar süper rebirth attığınızda siliniyor. Ve burada 448 milyon alıyordum. Bakalım şimdi ne kadar alıyorum? 673 milyon alıyorum. Yani yaklaşık 210 milyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Şimdi buraları tekrardan geçeceğiz. Dediğim gibi süper rebirth atınca dünyalar siliniyor. Şampiyonu yendik. Öbür bölgeye geçeceğiz. Birinci süper rebirth attığımızda birinci bölgede ne alıyorduk? 448 alıyorduk. İkinci süper rebirth attığımızda 673 milyon alıyorduk. Şimdi ikinci bölgenin bisepsini aldığımız zaman bakalım ikinci bölgede ikinci süper rebirth'le ne kadar alacağız? Hemen bir takalım. 4.9B alıyoruz. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir önceki birinci süper rebirth'te ikinci bölgede 3.2B alıyorduk. Şu anda 4.9B alıyoruz. Eğer ki benim gibi buralarda falansanız, atıyorum 620'lerde 640'larda prestijiniz varsa atın derim. Ben ana karakterimde prestijim maksimum olduğu için göstereyim hemen. Şimdi ana karakterimi göstereceğim size. Ana karakterimde benim rebirth'üm maksimum. Buraya gelmek yani benim hiç abartısız bir hafta 10 günümü falan alır yani. Bütün gün bilgisayar açık kalsa bile. O yüzden şu an için bir sonraki dünyaya geçip orada iyi bir pet elde ettikten sonra belki bir ihtimal süper rebirth'ü kullanabilirim. Ama şu an için ana karakterimde ve Berat'ın karakterinde de ikimizinkisi de maksimum prestijde şu anda. O yüzden bu iki karakterde de süper rebirth'ü kullanmayı düşünmüyorum. Ama gördüğünüz gibi Miraç'ın hesabında kullandım. Çünkü onun 640 civarında bir şeydi. Dördüncü dünyadaydık ama onun rebirth'ü 640'larda falandı. O yüzden çok da zorlamadı beni. Yani yine o seviyeye getiririm. Ve böylelikle size çok güzel bir şekilde bunu anlatırım diye düşündüm. Roju da tokatladığımıza göre diğer bölgeye hemen geçelim. 20 milyonda para yaptık ve bu bölgeyi de açtık. Bu bölgenin bisepsine bir bakalım. Bakalım ne kadar alacağız. Ve %20 boost var ve %80 de friend boost var. Takalım. 25B alıyoruz. 25B alacağız. Tekrardan rebirth atacağım. Ha bu arada bu süper rebirth ne işe yarıyor dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bu kadar uğraşıyorsunuz ama bir de karşılığı var tabii ki. Hemen prestij bölümüne geliyorsunuz ve burada upgrade diye bir bölüm var. Bu upgrade bölümünde kaç tane süper rebirth attım ben? 2 tane atmışım. Burada 2 tane var. Evcil deposunu almanız çok mantıksız. Bunu sakın kasmayın. Çünkü istemediğiniz petleri buradan silebilirsiniz. Üstüne tıkladığınız zaman böyle siliyorsunuz istemediğiniz petleri. Sonra başka ne varmış orada bakalım hemen. Kullanabileceğiniz enchantlak. Enchant kadar saçma bir şey görmedim ben bu oyunda. Enchant'ı sakın kullanmayın. Ben kullanmıyorum çünkü. Enchant'ı kullanmak için de ekstradan bir rebirth kasmanız gerekiyor falan filan. Hiç uğraşmayın. Walk speed'i nasıl yapabilirsiniz? Walk speed'i buradaki... Yani onun için ekstradan kasmaya gerek yok. Ama bunu kullanırken bir kere daha düşünün derim. Çünkü bunu bende bug oldu, sonra düzeltirler büyük ihtimalle de. Siz de yani bir süre bekleyin en azından, ondan sonra kullanın. Ama benim winlerim gitti yani. 500 QA winim gitti.
Yapacak bir şey yok. Sizin bence yapmanız gereken 20 tane biriktirebilirseniz artı bir pet alın. Veya ben artı bir pet almak yerine artı bir peti daha sonra da yapabilirim. Çünkü nasıl yapabilirim? Artı bir peti biliyorsunuz ki birinci bölgede yeni petleri keşfettikçe size pet veriyor. 3 tane kadar alabiliyorsunuz orada. Ha çok istediniz, tamam ben bir tane daha pet almak istiyorum derseniz hemen ne yaparsınız? Buradan da upgrade'inizi yaparsınız. Artı bir 20 tane biriktirdikten sonra. Ama benim için en önemlisi extra lucky'dir. Yani ben kesinlikle ona kullanacağım. Birincisini kullandım, ikincisini 8 istiyor. Tabii ki bunu yapmak biraz zaman alacak. Yani baya baya bir kasmamız gerekecek. 2 tane süper rebirth attık biliyorsunuz. Diğerini de nereye kullanabilirim? Kullanmayacağım, biriktireceğim. 8 yapıp bunu kullanacağım büyük ihtimalle. 4. dünyaya geldiğim zaman 1.2 alıyordum. Montajda baktım ona, 1.2 alıyormuşum. Şimdi 4. dünyaya geçebilsem acaba kaç alırım çok merak ediyorum. Onun için sabaha kadar kasacağım. Başarabilirsem başarmaya çalışacağım. Başaramazsam da ne kadar ilerlediğimi size göstereceğim canikolar. Çünkü birkaç tane daha süper rebirth atmak istiyorum. Bir tane daha süper rebirth attım ama kayıt almamış. Birinci bölgede size bir şey göstermek istiyorum. Bir daha geç. Biliyorsunuz ki ilk süper rebirth attığımızda 448 milyon alıyorduk. İkincisinde 600 küsür alıyorduk. 617 milyon mu öyle bir şey alıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncüsünde yine attık, yine 617 almaya başladık. Bunun sebebi neydi? Hemen anlatayım size. Upgrade bölümüne geliyorsunuz. Upgrade bölümüne geldiğimiz zaman şurada bir tane kullandım. Burada şunu diyor canikolar. Harcadığınız tokenlar %100 boostunuzu silecek diyor. Buradan buna kullanırsak eğer buradaki her bir token bize boost veriyor. Ama burada duran tokenlar bize veriyor. Burada kullandığımız zaman onun boostunu kaybetmiş oluyoruz. Size kısaca şunu söyleyeyim. Hedefinizde 10 tane rebirth atmak varsa 10 tane rebirth atana kadar tokenlarınız burada kalsın. Daha sonra kullanın. Hatta kendinizi rebirth attığınız seviyeye getirdikten sonra kullanın. Çünkü 617 milyon falandı biliyorsunuz. Buranın bir sepsi bana ne kadar verecek hemen en iyisini takalım. 897 veriyor. Ben bunun bir tanesini kullanmış olsam şimdi bu düşecek. Bunu şimdi yapmayacağım tabii ki ama yani bu düşecek, bilginiz olsun. Bunu buraya verirsem 697'ye düşecek. Yani bu burada kalması gerekiyor. Benim tavsiyem bu yönde ama siz yine istediğinizi yapabilirsiniz. Belki de ekstra luck'ı kullanmayabilirim bile çünkü gerçekten çok güzel boost veriyor. Gördüğünüz gibi şu anda 2 katı, bunu kullanmasaydım şu anda 1B falandı. Ama kullandık, yapacak bir şey yok. 4 tane süper rebirth attım ama benim için yeterli değil. Onu en azından bir 5 yapmam lazım. Ondan sonra normal şu 2x boost bitene kadar da kendimi 4. dünyaya atmam lazım. Bu karakteri ve bir tane daha karakterim var. Bu da 4. bölgedeydi görüyorsunuz. Ama bu benim yan hesap Niko. Bay Niko bu. Nihat oyunda EYT 4. bölgede zaten. O yüzden 26 saat içinde ne yapacağım? 6 tane süper rebirth atıp kendimi 4. dünyaya atmam gerekiyor. Yoksa bu 2x bittiği zaman benim öbür tarafa geçmem bayağı bir zamanımı alır. Çok güzel bir taktikle çok hızlı bir şekilde kaçıncı rebirth'teyim? Kaçıncı süper rebirth'teyim hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi canikolar upgrade diyelim ve 9. süper rebirth'ümü attım. Bahsettiğim taktiği unutmayın. Sakın unutmayın. Buradakileri sakın kullanmayın bitene kadar. Sebebini birazdan göreceksiniz neden bahsettiğimi. Şimdi kasılacağım şunu 26T yapacağım ve ondan sonra da geleceğim. Bence bu kadar yeterli. Gel bakalım şimdi Miraç'cığım. Şimdi bir prestij daha yapacağız. Bu sefer ne yapacağız? Prestijimiz 9-10 yapacağız bu sefer. Hadi bakalım. Rebirth, 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 rebirth. Devam ediyoruz. Devam, devam, devam ve geldi. Şimdi süper rebirth yapmadan önce bir şey göstereceğim size. Şu anda bakıyorsunuz buraya 9 yazıyor değil mi? Güzel. Şimdi süper rebirth yapacağım ve 10 olacak. 10 yaptık. Size şimdi en önemli şeyi göstermek istiyorum. Buraya geliyorsunuz. Bakın 1000'den başlıyor. Eğer bunu harcamış olsaydınız 1000'den başlamayacaktı. Ve güzel yanı ne biliyor musunuz? Onu da göstereceğim. Bu arada 448 milyon alıyordum burada. Videoya ilk başladığım zaman. Şimdi bakalım ne kadar alıyorum. 2.4 alıyorum. Yani 2B daha fazla alıyorum. Senin o kadar çok petin var. O yüzden fazla diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama şöyle düşünün. 5 alıyorsanız 25 alacaksınız. Veya 50 alıyorsanız burada ilk başladığınızda 250 alacaksınız. Yani 5 kat daha fazla alacaksınız. Bu
Çok güzel bir şey. Bunu mutlaka değerlendirin. Ama söylediğim şekilde kasarsanız daha güzel olur. Daha etkili ve daha hızlı bir şekilde kendinizi kasmış olursunuz. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. O da çok önemli. Şimdi ben buraya kadar geliyorum. Daha sonrasında bunu bir durduralım. Zaten 20 milyon yapmadan öbür tarafa geçemiyoruz. 20 milyonumuzu yaptık. Diğer tarafa geçeceğiz. Şimdi asıl önemli, sizi şaşırtacak şeyi göstereceğim. 1000'den normalde QA'lar falan biriktirmeniz lazım. Normalde yukarıya bir tık çıkabilmek için bakın 25 zaferde 1000'de bir tık atlıyorum. 50 zaferde atlıyorum, 100 zaferde atlıyorum. Daha burası eksilmedi bile. 1000'lerin üstüne çıkacağım bakın şimdi. Şimdi burada hem bunu yapmamın bir tek nedeni daha var. Ne kadar rebirth'ümüz çok olursa biliyorsunuz ki kasarken o kadar hızlı kasıyoruz. Burada neredeyse 122B alıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde yine 30T yapacağım. 30T yaptıktan sonra şu arkadaşımızla kapışacağım. Ondan sonra size bir şey daha göstereceğim. Normalde benim şu anda rebirth atmamam gerekiyor. Neden diye soracak olursanız hemen göstereyim. Rebirth. Devam ki 1540'a geldim. Bakın daha devam ediyorum. 1555 ve bitti. Şimdi 1555'e kadar geldik. Şimdi size bir şey göstereceğim. Daha hala devam ediyor aslında. Şimdi süper rebirth yapacağım. Bakın neyle karşılaşacağız. Kabul et diyorum. Diyor ki sen maksimum rebirth seviyesine geldin. Yani maksimum süper rebirth seviyesine geldin diyor. Şu anda ben rebirth atamıyorum. Ama ilginç bir şey daha göstereceğim size. Şimdi ben yan ekrana geçeceğim. Şimdi bakın bu benim max hesabım. Yani rebirth'te max. Şöyle bir bakın. 1515. Rebirth atamıyorum ben şu anda. Yani rebirth atamıyorum. Max rebirth'ti, daha fazla rebirth atamıyordunuz. Bunu bir kapatalım yavaşça. Şimdi bu ekrana geçtik. 1515'ti gördüğünüz gibi. Ama şu anda 1555'e kadar çıktım. Ve süper rebirth'ü daha kullanamıyorum. Aslına bakarsanız ben bunu almaktan vazgeçtim. Kullanmayacağım çünkü bu karakterlerimi ben hızlı bir şekilde oraya koyacağım. Videonun başındaki saate bakın, şimdiki saate bakın şuradaki. En fazla 3 saat içinde maksimum süper rebirth seviyesine geldik. Ve 1555'e kadar da getirdik. Bu çok çok iyi bir şey. Nasıl kasıldığıma bakmak isterseniz eğer, burada şu an ne kadar alıyorum hemen bir bakalım. 141B alıyorum. Biceps aktif mi bir bakalım hemen. Evet, 141B alıyorum ve 1.1T, 1.2T, 1.4T, 1.5, 6, 7. Bu maksimum bakın söyleyeyim size 2 saat içinde 1.8Q olacak. Ve ben bunu yeneceğim. Yendikten sonra da öbür bölgeye geçeceğim. Bak maksimum 2 saat içinde. O kadar yani, daha fazla süreceğini zannetmiyorum. Diğer ekrana geçeceğim şimdi. Video fazla uzun oldu ama detaylı bir şekilde anlatıyorum ki siz daha güzel, daha kolay bir şekilde kasılın diye. Şimdi bunu da diğer hesabım gibi aynı şekilde rebirth atıp, süper rebirth atıp Miraç gibi getirmiştim. Bu 1540'ta. Şimdi buna rebirth atacağım. Bakalım nereye kadar ilerleyecek, hep birlikte görelim. Rebirth diyelim, daha hala ilerliyor aslına bakarsanız. 1585. Bence bu yeterlidir. 1600 de zaten sondur büyük ihtimalle, maksimumdur. Öyle düşünüyorum çünkü God yazıyor. Yani tanrı anlamına geliyor. O da sondur. Daha da rebirth atmayacağım. Buradan kasılmaya başlayacağım. Bu ne kadar alıyormuş? 141 alıyordu. Bu ne kadar alıyor? 103 alıyor. Neden diye soracak olursanız bunun petleri ya 5000'lerde falan. Yani en iyi peti 5000. Düşünebiliyor musunuz? Ve 103B alıyor. Dediğim gibi 2 saat içinde ben oraya geçeceğim. Video çok uzun oldu. Sizler için baya baya detaylı anlattım. Sizleri çok seviyorum. Videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz, bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan 2 tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencene kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben Yiğit. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.